Bugün gazetede bir hükümet yetkilisinden samimiyet testinden geçiyoruz, ona göre deniyor. Bakın, Türkiye'de 30 küsur senedir kan dökülüyor. Adı konulmamış bir iç savaşın eşiğindeyiz, belki de iç savaşın içindeyiz. Kendini hangi aidiyetten görürse görsün insanlar acı çekiyor. Hepimiz acı çekiyoruz. Bir kere konuya, bu süreçle ilgili bir şey söyleyeceğim ama samimiyet testine getireceğim sözümü. Konuya koşulsuz insan hakları penceresinden bakmamız lazım. Biz Ankara'da hangi insan hakkının peşindeysek, İzmir'de neyin peşindeysek, Şırnak'ta da, Hakkari'de de aynı insan hakkı için ayağa kalkarım diyor muyuz, demiyor muyuz? Bak, bugüne kadar demedik. Sorunumuz bu. Diyarbakır sokaklarında ensesinden katledilen insanları bir kısım gördü, arkasını döndü. Bir kısım teröristlerin katlettiği evlatlarımızı gördü, arkasını döndü. Sürekli birbirimize arkamızı döndük. Bunu bir tespit eder. Süreç dediğiniz birbirimizin acısını birlikte onarmak, birbirimize yapılan veya birimize yapılan, herhangi birimize yapılan bir zulme karşı haksızlığa kimin uğradığına bakmaksızın destek çıkabilmektir. Gelelim yargı sürecine. Türkiye son 5 yıldır yargı eliyle şekillendiriliyor. Bunu herhalde görüyorsunuz. Artık dünya gördü bunu. Bir tarafta Ergenekon ve balyoz süreci. Burada kendini ulusalcı olarak niteleyenler ve bunların arasında ne arıyor dedikleri kendilerinin bir grup yargılanıyor. Bunların içinde teröristlerle dağda mücadele etmiş, canını hiçe saymış insanlar var. Bunların içinde hayatında eline silah almamış, kalemden başka bir cihazı elinde tutmamış yazarlar var, milletvekilleri var, avukatlar var, var. Öğretim üyeleri var. Eline kesici alet olarak sadece neşterin bir cerrahın neşterini almış insanlar var falan. Burada bir süreç yürüyor. Bu süreç başladığında insanlar tek tek toplanıp içeri atılmaya başlandığında bugün KCK'dan yargılananlar veya KCK sebebiyle en önde haksızlık yapıyorsunuz diyenler maalesef Türkiye'de bu bizim işimiz değil dediler. O bitti. Sonra KCK süreci başladı. Seçilmişler ve avukatlar birer birer toplanmaya başladı. Maalesef bu defa da Ergenekon ve balyoz sürecinde zulme uğramış kesimin büyük çoğunluğu siz bize yapmıştınız, şimdi de biz destek vermiyoruz dedi. Tek tek bunları topladılar. İçeri aldılar. Oysa haksızlık orada da var, burada da var. Adil yargılanma orada da yok, burada da yok. Bizim birbirimize kim olduğumuza bakmaksızın sahip çıkma zamanımız Allah aşkına gelmedi mi? Şimdi bu cümleleri söylediğimde bir grubun hoşuna gidiyor, bir grubun hoşuna gitmiyor. Haklı bir şeyi söylediğinizde herkes pozisyonuna göre veya kim olduğuna göre acaba desteklesem mi, duymazdan mı gelsem diye. Şimdi bunu da koyalım bir kenara. Bakın, önce KCK'dan anlatayım da hemen kitlelerin tepkisini çekmesin. KCK sürecinde seçilmişleri, yani daha çıkmamışları birer birer ellerinden topladılar. Yani teröre, şiddete karışmamışları topladılar. Evet. Peki, şimdi açılım sürecinde teröre karışmamışlar zindanda, şiddete bulaşmamışlar zindanda, dağda terörle iştigal edenlere af çıkaralım veya onları yurt dışına gönderelim diyorlar. Yani teröre, şiddete bulaşmamışı içeri at, şiddete bulaşmışı nasıl dağdan indiririm ve yurt dışına gönderirim diye proje üret. Gelelim bunu Ergenekon sürecine ve balyoz sürecine.
yurt dışında teslim oldum, geldim ifademi vermeye geldim diyeni kaçma tehlikesi sebebiyle içeri at. Dağdakini Avustralya'ya veya Avusturya'ya nasıl gönderirim projesi üret. O davada zaten dağda olan kişiler gizli tanık da bakın, olmuş. Ergenekon sürecinde terörle mücadele etmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere terör örgütü üyeliğinden ve kuruculuğundan içeride tut. Gerekçesiz bir şekilde içeride tut. Ve terör örgütünün, yani müzakere ettiğin terör örgütünün ikinci adamını getir, gizli tanık koruması altında bunların mahkum olması için delil ürettir. Ondan sonra açılmaya, bakın samimiyet testi dediğiniz öncelikle bütün bunları görmektir. KCK'daki seçilmişlere ve avukatlara eziyeti bırakmaktır. Ergenekon'da, balyozda eziyetten vazgeçmektir. Sonuç itibariyle süreç dediğiniz bir büyük kucaklaşma değil mi efendim? Sen bu bir büyük kucaklaşmadan veya birilerinin tanımıyla bir büyük barıştan samimi bir şekilde söz ediyorsan elbette herkes kanın durmasını isteyecek. Kim istemez? Kim istemeyecek kanın durmasını? Hı. Burada evlatlarımız ölsün diyen kimse olabilir mi Allah rızası için? Peki. Ama önce sen bu samimiyet testinden geç. Seçilmişleri içeri at. Dağdakileri müzakereye çağır. Bunun neresi samimi?